Aragaz. Dilber hocam. Ne var? İngiliz oyuncu güzeller güzeli Elizabeth Hurley 6 milyon sterlinglik malikanesinden sık sık fotoğraflar paylaşıyormuştu. Ben de hiç paylaşmadım. Ya senin şahsına özel, senle niye foto paylaşsın Elizabeth Hurley? Ha? Aa, kim o ayol? Çok akıl alıcı bir kadındı bir zamanlar. Ben güzel miydi? Yahu ne diyorsun? Yani insanın karakterini değiştirir, o derece güzel. Allah Allah, merak ettim. Tabi şimdi yıllar ilerledi, yaş aldı. Şekil şemal bir miktar değişti. Bence hala güzel, hala bir afeti devran. Bir ateşi neydi o, Suzan mıydı? Suzan. Hala bir ateşi Suzan. Yalnız güzel olduğu kadar da akıllıymış. Bak 6 milyon poundluk sterling neyse malikane yapmış. Ya demek ki kazanırken küpünü doldurmuş, aferin. Yani bizim gibi gelen parayı ezip anlarsa merhaba Kadir abi diyene benim bilmem ne kadarı basmamış. Bak şimdi hasır üstünde kalırdı bizim gibi, kalmamış. Aa, sen öyle mi yaptın? Neyse efendim, konu bendeyim. Şimdi konu güzeller güzeli, daşlar daşı Elizabeth Hurley. Ben bir arayalım diyorum Elizabeth. Ara bakalım. Efendim 6 milyon sterlinglik malikanesinden bolca fotoğraf Instagram'ında atan Elizabeth Hurley'i arıyorum. Çalıyorum. Alo. Tatlı dillim güler yüzüm. Ya ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Elizabeth. Ha, ben Kadir Çöptemir. Hangi Kadir mi? Kadir Çöptemir işte ya. Çıkaramadın mı? Ha, nerenden? Dilber Hoca da burada değil. Alo. Siki siki baba, hayli hayli yama, elik felik guli. Hocam. Ne var? Sen ne yapıyorsun? Elizabeth'in serenat yapıyorum. Şiki şiki babayla mı yapıyorsun? Sofistike bir kadına benziyor, hoşuna gider diye düşündüm. Ya lütfen, ben Elizabeth'le konuşurken kendini bir gözden geçir, bir içe dön ya. Gerçekten saçma. Şimdi alo Elizabeth. Yavrum itiraf ediyorum, ben sana vaktiyle büyük aşıktım ya. Evet seviyordum seni Elizabeth. Hatta senin yüzünden ben Hugh Grant'e de çok saydırdım ki sempatik bir adamdır. Çok salladım arkasında. Neden efendim? Bu Hugh Grant'la evliydi. Hugh Grant bu kadını aldattı. Aa, ne diye? Evli miydi, sevgili miydi? Şimdi hatırlamıyorum da. Elizabeth Hurley'i aldattı Hugh Grant. O zaman ben radyodan bayağı bir saydırdım. Kim olursa olsun zaten aldatmak kötü bir şey ama lan Elizabeth Hurley gibi kadın aldatılır mı ya? Aldatılmaz mı? Asla. Şahsen ben kendim yani şu ifadeyi açıkça kullanırım. Elizabeth Hurley sevgilim olsa ben zaten bu dünya defterini kapatırım hocam. Hangi defteri? Bütün defterleri yani, işte çizgili, harita, metot, hepsini. Sadece Elizabeth'e angaje olurum. Yani Elizabeth'e adapte olurum. Ama işte bize vermedi Allah. Alo, ha ne dedin Elizabeth? Ha öyle mi? Bağır. Ne diyor? Ah Kadir'im diyor. Vaktiyle senin gibi bir koç yiğite düşemedik. Bakma diyor, bana param pulum var ama erkekten yana baktım kapalı. Kendi kalibreme uygun diyor birisini bulamadım. Senin gibi bir adam bulamadım. Hugh Grant gibi suvan erkeklerle geçti ömrüm. Hadi şimdi. Elizabeth, şahsen ben sana hala okeyim yavrum yani. Neyse 6 milyon sterling malikaneye iç güveysi de girerim yani. Senin için ama. Yani gururumu yere çalarım senin yüzünden yavrum. Benim gibi 5-10'luk delikanlı iç güveysi giymeyi kabul ediyor. Düşün daha ne olsun. Yastıklar olsun sana ya. Ne dedi? Ben tövbeliyim diyor. Aşk defterini kapadım diyor. Kim seni seviyorum dediyse paramı yedi diyor. Sen de diyor öyle bir elenktürük veriyorsun bana diyor. Bu yaştan sonra el alemin acını doyuramam ben. Aa, telefonu da kapadı. Aa Kadir, sen bunları işitecek adam mıydın? Çok üzüldüm bak. Ah ya, ben bu connection'ları ejderha zamanımda yapacaktım.
Bu lafı ettiğinin akşamında Elizabeth Hurley malikanesinin balkonunda iki geliyor, iki kalktı Kadir'in diye bağırtırdım açık söylüyorum. Kısmet değilmiş ya. Aragaz. Cansucuğum, hadi bugün seni biraz rahatlatayım ya. Ha, ne dersin? Ay vallahi o kadar iyi olur ki Kadir Bey. Ya şöyle hatta omuzlarımdan arkaya doğru bastıra bastıra bir yoğursanız. Kızım ben onu mu diyorum sana ya? Ne diyorsunuz Kadir Bey? Omuzlarımın öne doğru olmaz ama söyleyeyim yani onu. En azından bastıra bastıra olmaz. Yavrum seni rahatlatacağım diye resmen kendimi strese soktum. Nasıl ama? Ya diyorum ki bugün konuyu ben açayım, onun üzerine konuşalım. Sen de böylece rahatlamış ol diyorum yani. Aa, ay süper fikirmiş Kadir mi? Hadi açın. Açıyorum konuyu Cancu. Hazır mısın canım? Hazırım Kadir Bey. Karşı cinse dikkat ettiğin ilk en çarpıcı, en böyle senin ilgini çeken özellik nedir? Bu ne şimdi ya? Aa, yani daha fare doğdu resmen ayol. Ne oldu ki? Kadir Bey, siz en son ne zaman konu açtınız acaba? Sorabilir miyim yani, çok merak ettim. Aa, yani bu ne böyle ya, 90'lı yılların DJ'leri gibi? Hiç yakışıyor mu size ya? Ha? Ya ne yapsaydın kızım, seninle oturup determinizmin ikilemi üzerine bir geyik mi çevireyim? Gözünü seveyim Cancu ya. O ne ya? Yani eylemlerimizin geçmişte gerçekleşmiş bir eylemler zincirinin sonucu olduğunu mu, yoksa özgür birey olarak buna o an karar verdiğimize mi bağlı olduğuna dair bir ikilem diyeyim ben sana. Kadir Bey, konu neydi? Karşı cinsle ilk dikkat ettiğim şey nedir diye sormuştunuz değil mi? Of vallahi çok güzel konuydu o ya. Ay hakkınızı yemişim. Yersin tabii can suyun, yersin. Söyle bakayım, nedir karşı cinsle ilk dikkat ettiğin şey yavrum? Vallahi Kadir Bey, bu aralar biliyorsunuz karşı cinsin bir tek karşı cins olup olmadığına dikkat ediyorum. Gerisi lükse girer yani. Saçmalama lan. Duyan da seni eciş bücüş bir şey zanneder yani. Sen dünya güzeli bir yavrusun yani. Laf aramızda ceylansın sen, ne demek o ya? Ay niye laf aramızda olsun canım? Aa, çok güzel bir noktaya temas ettiniz Kadir Bey. Bunu bağıra bağıra söylemek lazım. Dünya güzeli bir ceylansın Cancu. Duyamıyorum ki ben sizi ama ya. Cancu sinirlenmeyeyim sabah sabah. Ha? Niye sen kendini böyle psikolojinin içine sokuyorsun yavrum? Ha? Bak sorun ne biliyor musun Cancu? Şimdi sen tanıdığın erkeklere birkaç gömlek fazlaymışsın görüntüsü veriyorsun. Onlar da sana yaklaşmaya çekiniyor. Anladın? Ha, diyorsunuz ki yani amatör küme takımının kurada Real Madrid'i çekmekten korktuğu gibi bir şey yani. Amatör küme takımını Real Madrid'le aynı torbaya koyup kura çektiren organizasyonun yetkilileriyle ben zaten tanışmak isterim. İsterim. Ama aferin, yine de vurucu bir örnek sayalım bunu. Fakat sen yine de futbolcudan çok örnek verme ya. Tam oturmuyor ya. Ne tavsiye ediyorsunuz peki siz? Yani bir erkekle diyaloğa girerken daha böyle üstten üstten kraliyet ailesi mensubu gibi değil de hani bizim fanilerle bir iletişim kurduğumuz gerçeğinden hareketle kur. Nasıl olacak o iş? Ya beğendiğim bir erkekle karşılaştım. O böyle biraz çekingen davranıyor. Çekingen bakıyor. Ne bileyim, heyecanlı, elleri terlemiş. Ya tam o anda çocuğun kulağına doğru eğil, onu rahatlatacak bir şey söyle. Yani rahatlasın, ferahlasın adam. Mesela ne söylersin? Jacuzzi. Çüş Cansu. Oha Cansu. Yüh Cansu. Ama Kadir Bey ya, jacuzzi rahatlatır insanı. Köpüklü köpüklü olsa şimdi girmez miydiniz? Ya tamam Cansu, sus Allah aşkına. Demediniz Kadir Bey. Çüş dediniz, sus demediniz. Tamam canım, pardon, pardon. Aragaz. Hanımlar beyler, şu an stüdyomuzda ünlü gezgin, macera adamı, kaşif, turizmin yüz akı,
Taner Gezerek var. Taner'cim hoş geldin. Hoş bulduk Kadir abicim. Taner'cim şimdi bu turizm hadisesinde epey bir karışıklık var. Yani bu yaz ne olacak? Bu üçüncü dalga geldi Covid'de. Yani kimi memleketler geçici de olsa kapandı, açıldı bir şeyler bilmiyorum. Bu yaz var mı bir destinasyon? Var abicim. Nereye götüreceksiniz gezmek isteyen insanı? Şimdi Meksika'ya yoğunlaştık. Enteresan. Niye Meksika Taner'cim? Çünkü Meksika hala dünyada büyük salgın varmış gibi yaşamayan tek ülke. Biz de yurt dışı gezilerimizi hasretiyle yanıp tutuşan insanlarımızı ne yapıyoruz? Meksika'ya götürüyoruz abi. Cancun'a mı abi? Evet abi. Cancun'da köpek balığının ağzına kafa sokma turlarımız var. O ne ya? Abicim İstanbul Havalimanı'nda buluşma, tarifeli uçakla Meksika Cancun'a uçuş, otel ve varış sonrası serbest zaman dileyen misafirlerimizi üstü açık otobüslerle Cancun turu arttırıyoruz, attırıyoruz onlara, getiriyoruz, gezdiriyoruz. Allah ya geç oğlum geç, göz boyama da bu köpek balığının ağzına kafa sokma olayı ne, onu anlatsan ya. Şimdi bu azimut teknelerle Meksika körfesini açılıyoruz abi. Biz böyle büyük beyaz köpek balıklarının takılmış oldukları sular var, oralara gidiyoruz. Teknenin güvertesinden böyle balık sallandırıp ondan sonra suya böyle bir metre kala havada tutuyoruz balığı. Balığı kapmak için ağzını açarak sudan böyle fırlayan köpek balığının ağzına tura katılan misafirlerimiz hemen kafasını sokuyor. O an hemen hop bir selfie çekiyoruz abi. Abi balık alırsa kafasını adamı. Şimdi oturduğu mahallenin camiinde 7 ve 40 mevlidini de biz okutuyoruz. Mevlid şekeri de hizmetimize dahil abi. Abi olur mu öyle saçma şey? Kim katılır lan bu tura? Abicim yanılıyorsun, şu anda uçak full oldu, ikinci uçağı kiraladık. Ya millet darlanmış Kadir abim ya. Köpek balığına kafa atanlar var, sen ne diyorsun ya? Yok abi ben katılmam buraya. Böyle saçma tur mu oldu ya? Başka tur yok mu? Şimdi var abicim, Meksika'ya gitmişken kaçak olarak böyle Amerika-Meksika sınırını geçip Amerikan sınır devriyelerine arkadan böyle müşşük yapıp kaçma turu var. Ya siz delirdiniz mi oğlum, bunlar nasıl işler? Abiciğim öyle deme, artık gerçek yaşanmış maceraları istiyor turistler. Öyle Amerika'ya böyle kaçak göçmen gibi geçiyoruz. Amerikan sınır devriyelerine pan diye atıyoruz, geri dönüyoruz abi. Peki Amerikan sınır devriyeleri sizi vurursa ne yapıyorsunuz abi? Şimdi tabii ki çok güzel bir soru Kadir abicim. Yaralanlar için hemen tedavi Oracık'ta şirket doktorumuz tarafından gerçekleştiriliyor. Ölenler için de zaten bahsetmiştim. Defin ve mevlüt işlemleri şirketimiz tarafından karşılanıyor Kadir abicim. Allah Allah. Peki abi normal insana göre bir tur yok mu ya? Abicim ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sence normal insan dünya tarihinin gördüğü en büyük salgında Meksika'ya gider mi ya? Deli misin sen ya? Yani aslında haksız da değilsin ama... Şimdi abi bak şöyle bir turumuz var. Sen de seversin. Eski Amerika Başkanı Donald Trump Meksika sınırında duvar ördürmüştü biliyorsun. Evet. Sabaha karşı ellerimizde yağlı boyalarla Meksika-Amerika sınırındaki duvara gidiyoruz. Duvara Trump yazıp önünde selfie çektiriyoruz. Sonra mayınlı arazide mayına basmamaya çalışarak Meksika'ya geri kaçıyoruz abi. Mayına basarsak ne oluyor abi? Yine şirketimiz tarafından 7 ve 40 mevlütü bizden isteyeni 52 duasında yaptırıyoruz abici. Ya turizm bu hale mi geldi Taner ya? Ya budur tabii Kadir abicim ya. Gelmek ister misin Meksika abi yok, ha? Yok abi yok. Bakteri kapacaksam da memleketimde kapayım. Bu ne ya? Meksika'nın koronasını içime sokamam baba ben. Yok ya yürüyün gidin tamam. Evet. Arıgaz. Dilber hocam. Ne var Kadir? Bu Amerika'nın New York şehrinde yaşayan Saskia Larsen para karşılığında insanlarla kucaklaşma diye bir iş yapıyormuş. Allahümme tahsir ve la tuhasir ya. Şimdi eşi çok uzaklarda yaşadığı için şefkat duygularını yaşayamıyormuş. O da kendisini kucaklayanlara, sarılanlara bunun karşılığında bir $80 kadar para veriyor. Allah'ım beynim yanacak, bunca cahillik nereye kadar? Allah Allah. Vallahi çok ilginç bana değil. Arayalım mı bir? Ara. Efendim eşi çok uzakta olduğu iş nedeniyle çok uzakta olduğu için kendisiyle kucaklaşanlara ama sıkı kucaklaşanlara $80 verip şefkat hislerini tatmin eden bayan Saskia Larsen arıyor. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Bayan Saskia Larsen'le mi görüşüyor? Bacım ben Kadir Çöptemir, Dilber hocam da burada.
Alo cahili Cühela, nasılsın? Ay beynimde kofra attı sayende. Ya bir dur, kadıncağızın üstüne gitme. Bak, şefkate ihtiyacı var. Eşi uzakta, neler yapıyor ya. Peki şimdi Sayın Larsen, öncelikle şunu sorayım. Bu olay doğru mu ablacığım? Yani var mı böyle bir şey? Senle şefkatle kucaklaşana $80 mı yapıştırıyorsun abla? Vay be. Ne diyor? Var, aynen yapıyoruz Kadir'cim diyor. Allah Allah, çok alametler belirdi. Ahir zaman kesin geldi Kadir. Alo, eşi çok uzaklarda çalıştığı için kendisiyle kucaklaşanlara $80 verip şefkat isteğini tatmin eden hanımefendi. Yani Saski Larsen. Peki ya önüne gelenle kucaklaşıp $80 toka ediyorsun. Ama bunların içinde kötü... Evet. Evet, Allah Allah. Ne diyor? Standartların var diyor. Herkese de değil. Neymiş? Şahsın kolları uzun, omuzları geniş olacakmış. Allah Allah. Döşü geniş ve kılsız olacakmış. O ne demiş? Ben diyor başımı yasladım bile diyor. Yüzüm gıdıklanmasın istiyorum. Kıllı döş beni gıdıklıyor. Aa, ne çeşitler, ne cahillikler var ya Rabbim. Dondurmadan bile çeşitli cahillik var ayol. Peki Saskilersen, şimdi eniştenin bu işlerden haberi var mı ya? Ne diyorsun? Ne diyor? Eniştenin haberi var diyor. Anlayışla da karşılıyor. Bir şey olmaz kardeşim, devam et diyor. Bak Kadir, vallahi ben de 160 IQ var ama benim bu işe aklım ermedi. Alo ablacığım, şimdi istersen ben de bir kucak yapabilirim ya. Yani. Hatta ben kucaklaştıktan sonra böyle sağa sola kucakladığın insanları sallayıp sırtına eliyle pıt pıt vuranlar var ya. Ha, onlardan ekstra meramettir o. Yani dolayısıyla bizde birçok uygulama var. Ne dersin? Evet. Yapma ya. Ne diyor? Gel diyor New York'a, $80 kucaklaşma başına ekstra şefkat uygulaması için de $10 yapıştırırım. Evet, kadın kompeten olmuş Kadir. Hocam bak, aslında bir taraftan şöyle düşün, çok zor günlerden geçiyor. İnsanlar şefkat ve merhameti nerelerde arıyorlar? Bak, bakar mısın? Aa, gel seni bir kucaklayayım Kadir. Bir 50 lira ateşle o zaman. Şey mi oynuyor? Aragaz. Dilber hocam. Ne var? Ya bu Amerika'yı beyin yiyen amip korkusu sardı ha. Hafazan Allah. Ya Texas'ta bir su kaynağında beyin yiyen bir amip bulundu. Bu su kaynağı 8 şehre su veriyormuştu. Negleria'mış bu amipin ismi. Beyne doğru ilerliyormuş ve beyni yavaş yavaş yiyormuş, iyi mi? Aman Kadir, memleketimizin suyuna kurban olayım. Bak Amerika'daki suya bak, beyin yiyen amip falan var. Ya kalabak suyunda yanlış olmaz be hoca. Kalabak suyu nedir? Bizim Eskişehir'in suyu. Biraz sert sudur ama güzel sudur. Beğenen beğenir ya. Yani. Arayalım mı bu Amerika'da hızla yayılan beyin yiyen amipi ya? Ara bakalım. Arıyorum. Arıyorum efendim. Amerika'da sudan insanlara geçen ve beyinlerini yiyen amipi arıyorum. Alo. Alo. Kimsin kardeş? Alo, bu Amerika'da hızla yayılan beyin yiyen amiple mi görüşüyorum abi? Evet kardeşim, ta kendisi. Sen kimsin ya? Ben Kadir Çöpdemir abi. Buyur kirmem. Nasılsın? Ne var ne yok? Valla işte sizin haberi konuştuk. Sizden haberdar olduk. Tabii çok şaşırdık. Yani su yoluyla giriyor musunuz insan vücuduna? Ondan sonra beyine ulaşıyor musunuz? Beyin yiyor musunuz abi? Evet kardeşim ya. Niye beyin yiyorsunuz abi? Ya kardeş, ben sakatat seveyim, bilir misin? Et yiyen arkadaşlar da var. Ben tercih etmeyeyim şahsen Kadir'im. Peki nasıl, doyabiliyor musunuz abi? Ya Amerika'da aç kaldık kardeş ya. Hayda, olur mu ya, niye? Ya burada beyin yok kardeş ya. Bunların beyni semirmemiş kardeşim ya. Ya yürü git, böyle ucuz popülizm yapma. Amerikalıların beyni az mıydı? Gelişmemişti zannediyorum, bütün dünyanın şeylerini onlar yapıyorlar ya. Ya vallahi kardeş, beyin yok bunlarda ya. Bak Kadir'im, bunların karaciğeri yağlı kardeş. Alayı obez.
Beyne gidiyor. Bak kardeş, vallahi yeminle sana söyleyeyim. Ağzımla konuşayım kardeş. Vallahi kulağa çarpsın. IQ'su düşük. Kıvrımsız, dümdüz beyinler bunlar ya. Ya zaten seçtikleri başkandan belli ha. Bunlar da beyin falan değil Kadir kardeşim. Peki sen neyse bırak, ben sana katılmıyorum abi. Amerika çok zeki millet de. Neden beyin yiyorsun abi? Ne ye kardeş? Ha? Kardeş, dünyada yenilebilecek her şey siz iyisiniz ya. Bize ne kalıyor beyin? Akciğerleri korona bakteri saldı. Midede helikobakter pylori var kardeş. Karaciğerde aynı bakteriler, hepatiti. Biz de beyne kaldık kardeş ya. Peki mesela başka ülkelere doğru geçecek misiniz abi? Vallahi neden olmasın kardeş. Şahsen ben de böyle bu korona arkadaşımız gibi yayılmak isteyeyim kardeş ya. Ya başka beyinlerin tadına da bakmak isteriz yani. Ama tamam da abi, korkunç bir şey. Başka bir şey yiyin ne olur ya. Ne yiyeyim kardeş, sen söyle. Ne bileyim yani. Şırdan ya abi. Şırdan güzel, şırdan verelim. Şırdan nedir? Mide abi. Kim yiyor bu? Biz burada yeniyor yani. Özellikle Adana civarında çok yenir de yani bütün memleket bilir. Ben oraya gelmeyeyim o zaman kardeş. Neden ki? La oğlum, siz beni de yersiniz ya. Abi vallahi bak, ben senden koronadan daha fazla korktum ha. Ya beyin yenir mi abi? Kardeş, sen İzmir'e gidiyor musun? Gidiyorum tabii, seviyorum İzmir'i. Beyin yalak sövüşemiyor musun kardeş? Yo, bayılırım. Sövüş dediğimi ağlarım, adam vururum, çok seviyorum. Ela sen iyisin de ben niye yemeyeyim ya? İyi de babam, ben kuzun beyni yiyorum. Pişmiş yağ var, tuzu var, affedersin. Sen giriyorsun, yaşayan canlı insanın beynini kıtır kıtır yiyorsun ya. Kardeş, pahalı olsun o beyni ben yemem zaten. Beynini kullanan çok az Kadir'im, o yüzden ben beyniyim. Bak mesela mide kendi kendine çalışıyor. Dalak öyle, kalp öyle. Ama beyni insanın kendi çalıştırması gerekiyor kardeş. Siz beyninizi çalıştırmıyorsanız ben ne yapayım kardeşim ya? Sen IQ'un kaç Kadir'im? Ya şimdi şöyle, sabah kalktığımda biraz düşük oluyor tabii. Ama gün içinde güne ısındıkça bir 120-140 yapıyoruz yani. Ooo, aklım sulandı ha, yüksek IQ. Alırım bir daha. Aragaz. Borussia Dortmund'un fitness eğitmeni Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe almış Kadir Bey. Ne var bunda? Hani sizin de takımda bazı sorunlar var ya Kadir Bey. Böyle profesyonel bir el dokunsa hiç fena olmayabilir diye düşündüm. Ne alakası var kızım ya? Bizim sorunumuz teknik, taktik, oyun kurgusunda, saha içi yerleşimde, hücum organizasyonunda sorunumuz. Yani fitness eğitiminiyle bizim ne işimiz olur ya? Hem bizde o işlere eski emektar futbolcular bakıyor Cancu. Onlara da vefa göstermek lazım yani hayatım. İyi peki, siz bilirsiniz Kadir Bey. Ben yine de bu Alisa Schmidt'in fotoğraflarını bırakayım da şuraya. Belki günün birinde fikriniz değişir. O barak. Bu kim kızım? Borussia Dortmund'un fitness eğitmeni işte Kadir Bey. Alisa Schmidt. Ne diyorsun? Vay, come to Fenerbahçe diyorum ben buna Cancu. Come to Fenerbahçe. Bakın şuraya da şu anki antrenörünüzün fotoğrafını bırakıyorum. Bu kim? Selçuk Şahin. Ya şimdi Cansucuğum bak, şimdi profesyonel yaşamda tabii ki vefa diye bir şeyin olmaması lazım. Yani sen zamanında 30 metreden Galatasaray'a tıngır mıngır gol atmış da olsa bir yere kadar. Bizim için şu anda önemli olan ne? Ne? Bacak uzunluğu. Ne alakası var ya? Yavrum, koydun önümüze fotoğrafı, kafalar karıştı ya. Bizim için önemli olan şey liyakat. Siz Alisa'da yeterli liyakatı görüyor musunuz peki? Fazlasını görüyorum ben Cansu Alisa. Sen görmüyor musun? Ben kadın tek başına Şampiyonlar Ligi'ni bünyesinde barındırdım. Şu fiziğe bak ya. Ama sizin sorununuz taktik, teknik falandı ya hani Kadir Bey. Önce onu mu bir halletseniz? Şimdi Cansucuğum bak, şimdi sen maçta istediğin tekniği, taktiği uygula. Eğer takımını idmanlarda iyi hazırlamadıysan boş ol. Onun için diri vücut çok önemli Cancu. Yani Fenerbahçe'ye bu Borussia Dortmund'un fitness eğitmeni Alisa gibi biri mi lazım diyorsunuz? Çok lazım. Çok lazım Cancu.
Bugün bir Erling Haaland kolay mı yetişiyor zannediyorsun sen ya? Aa, Haaland'ı Alisa mı böyle iyi hazırladı diyorsunuz? E tabii kızım. Sezon başında böyle miydi bu çocuğun dudakları? Bak gelişe gelişe köfte gibi dudak yaptı köfte oldu. Bak, bak sana şu kadarını söyleyeyim. Sezon başında biz bütün antrenörleri kovup sadece Alisa'yı alaydık, takım şu anda uçmuştu. Erol Bulut'a bile gerek yoktu, öyle söyleyeyim ben sana. Abartmayın ama Kadir Bey siz de. Ya ben başkanlık için bile erken olmadığını düşünüyorum. Bu kız başkan bile olur ya. Kadir Bey. Ya kişisel servetimin bir kısmını da ona veririm ben hatta. Evi üstüne yaparım ya. Kadir Bey'in ilaçlarını alabilir miyiz ya? Bir bardakta su rica edin lütfen. Dilber Hocam. Ne var? Kraliçe Elizabeth'in torunu Zara Tindall geçen hafta evinin banyosunda 3. çocuğunu doğurdu. Aa, kraliçenin kız torunu mu varmış? Tabii, kraliçenin tek kızı prensi senin kızı bu. Zara Tindall. Aa, bu da mı prenses? E tabii, anne kontenjanından bu da prenses sayılıyor. E koskoca prenses banyoda doğurur mu ayol? Valla ben de aslında anlamadım yani, merak da ettim. Bir arayıp konuşsak mı ya? E ara bakalım. Efendim, İngiltere kraliçesinin kızı Prenses Anne'nin kızı evinin banyosunda doğum yapan Prenses Zara Tindall arıyoruz. Çalıyor. Alo. Prenses Tindall'la mı görüşüyorum? Ben Ali Çöfte mi, Dilber Hocam da burada. Aynes. Alo, cahil prenses banyoda doğum yapar mı ayol? Hastaneye gidemedin mi? Evet, evet sayın prenses. Nasıl oldu bu? Allah Allah. Ne diyor? Vallahi kardeşim diyor, ben hamile olduğumun farkında bile değildim ki. Aa, üstüme iyilik sağlık. O nasıl şey öyle ayol? Hocam bu ne ki ya? Ya NBA'in kadın versiyonu bir lig var biliyorsun. WNBA'de. Bir basketçi kadın hamile olduğunu fark etmeden 6 ay basketbol oynamış. Hoplamalı zıplamalı sert oyun yani. Aa, çocuk düşer ayol, Allah korusun. Yok yok, tosun gibi bir erkek doğurdu. Allah Allah. Alo prenses Tindall, peki doğum nasıl gerçekleşti sayın prenses? Evet. Allah Allah. Ne diyor? Banyoda diyor çamaşır makinesinin yanında pırtlatıverdim, buzuladım. Aa, hiç böyle kadın görmedim ben Kadir. Hocam onu bunu bırak, İngiltere'nin vermiş sadakası varmış. Ne de? Ya bu kadının İngiltere kraliçesi olduğunu düşünsene. İngiltere'yi sömürgesiyle birlikte harbe sokardı, haberi olmaz bunun ya. E vallahi doğru diyorsun Kadir. Alo, peki Prenses Tindall, şimdi bebeğin durumundan konuşalım biraz. Nasıl bebek? O maşallah maşallah. Ne diyor? Ay, tombalaklı kız bebeğim oldu, çok mutluyum diyor. Nenemin adını koydum. Hangi nenesi? Kraliçe Elizabeth'in nenesi oluyor ya, onun adını koymuş. Ayol, bu İngiltere'de Elizabeth'ten başka kadın adı mı yok? Yani kız bebek doğunca Elizabeth. Erkek doğunca da George ya da Albert koyuyorlar yani. Bu acaba Gerard vardı, Steven Gerard. Onun adını kim koydu ya? Evet Kadir, Sherlock Holmes diye İngiliz ismi var. Demek ki isteyince bunlar da değişik bir isim koyabiliyorlar. E ondan sonra 16. Albert diye kral oluyor. Yarış atı gibi ya. Ya biraz değişik isimlere yönelim ya. Ha? Bilmiyorum ben yani, saf buluyorum bunlar. Böyle şey olmaz. Biraz çeşitlilik abi. Biraz bir tabii zenginlik yaratın hayatta. Kesinlikle efendim. Hoca gidelim Kadir, yarın kaldığımız yerden evet devam ederiz ya. Hadi bay bay. Paka paka.